Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fiillerde olumsuzluk. Fiillerin olumsuz şekilleri fiillere getirilen -ma olumsuzluk ekiyle yapılır. Bu ek fiil kök ya da gövdesinden sonra kip ve şahıs eklerinden ise önce gelir. Şimdi birkaç kelimeyle bunlara bakalım. Başardım. Sözcüğünü en başta inceleyelim. Köküm nedir? Başarmak. Me -ma olumsuzluk eki. D değil ki peki m ise birinci tekil kişi ekidir. Bir sonraki sözcüğümüz başarmışım. Başarmak fiili mışmış duyulan geçmiş zaman ım ise ben bu eylemi yaptığım için ben başarmışım dedim ve birinci tekil kişi eki oldu. Şimdi başarıyorum sözcüğünü inceleyelim. Başarmak fiili bu eylemi şu an yaptığım için şimdiki zaman ben başarıyorum dediğim için ne oldu? Birinci tekil kişi eki oldu. Bunları olumsuzunu şu şekilde görelim. Başarmışım, başarmamışım, başarıyorum, başarmıyorum şeklinde yapıyoruz. Olumsuzluk ekleri M, A ekleridir. Bunlar E, A ünlüleri bazen daralıp I, i U, Ü ünlüsüne de dönüşebilir. Geniş zamanın olumsuz çekimi ise yapılırken geniş zaman eki her zaman için düşer. Bu olumsuzluk ekleri geniş zamanda yine mema ve mezmaz ekleriyle yapılır. Şimdi okurum fiilini olumsuz olarak çekimleyelim. Okumak fiili bu eylemi hep yaptığı için geniş zaman yani re ekini kullandım. I'm, I'm um şekline dönüşmüş ben okurum dedim ve birinci tekil iki şeklini kullandım. Bu fiilin olumsuzunu yapmak istediğimde ise okumak fiili aynen yazdım. R geniş zaman ekim düştü okumam dedim. Onun yerine olumsuzluk ekini getirdim. M birinci tekil iki şeki. Ben okurum sen okursun okumazsın o okur o okumaz. Biz okuruz, biz okumayız. Siz okursunuz. Siz okumazsınız. Onlar okurlar. Onlar okumazlar şeklinde yapılmıştır. Bir uyarımız var. Şimdiki zaman kipinde olumsuzluk ekinin ünlüsü daralır. Az önce söylediğim gibi. Yani e, mema olumsuzluk eki mu mumüye de dönüşebilir. Gitmiyor dediğimde gitmek fiili gitmiyor diyemeyeceğim için e a daralmış i'ye dönüşmüştür. Görmüyorsun dediğimde yine m a olumsuzluk ekidir. Çünkü olumlusunu yapalım. Görüyorsun. Onun için mumu şeklini almıştır ve olumsuzluk ekidir. Koşmuyoruz dediğimde koşuyoruz fiilinin olumsuzudur. Bunlar e a daralmış ve ı I, i u ü'ye dönüşmüştür diyeceğiz. Olumsuzluk ile master eki birbirine karıştırmamalıdır. Teşekkür etmeyi unutmamalıyız dediğimde, etmeyi dediğimde burada master eki olarak kullanılmış teşekkür etmek dediğimde buranın bir olumsuzluk ifadesi oluşturmadığını görüyoruz. Unutmalıyız olumsuzu fiilin olumsuzu unutmamalıyız şeklinde yapılmalıdır. O zaman buradaki olumsuzluk ekiyken diğeri mastar eki olarak alabiliriz. Peki kötü düşünmemeye çalış dediğimde kötü düşünmemeye çalış. Düşünmek düşünmemeye dediğim için burası olumsuzluk eki. Diğeri nedir? Mastar eki olarak yazılmıştır. Olumsuzluk eki isim fiil ekinden daima önce gelir dedim. O zaman ilk gördüğümüz her zaman için mema olumsuzluk ekidir. İkinci gördüğün üst üste gelen me'lerden ikincisi isim fiil eki olarak yazılmıştır diyeceğiz. Fiillerde soru. Fiillerin soru biçimi mı, mi, mu, mü soru ekiyle yapılır. Soru eki kendinden önce gelen kelimeden her zaman için ayrı yazılır. Başardı mı Başarmadı mı? Bakıyor muydu? Bakmıyor muydu? Şeklinde. Mı eki her zaman soru anlamı vermez cümlelere. Şirin mi şirin bir köyleri var dediğimde pekiştirme yapmak amaçlı kullanılmıştır. Vazifeni yaptın mı vicdanı rahat olur cümlesinde zaman anlamı katmıştır. Hiç bu havada yola çıkılır mı dediğimde çıkılmaz anlamı verdiği için olumsuzluk olarak Kullanılmıştır. Şimdi fiilleri olumlu, olumsuz soru ve olumsuz soru şeklinde yapalım. Olumlu cümleler ek almazlar. Olumsuzluk ekleri her zaman için ma eki alırlar. Soru ekleri miidir. Olumsuz soru oluşturmak istiyorsan da hem ma hem de soru oluşturacaksan miid eki gelmelidir. Şimdi olumlu bir fiil yapalım. Olumlu fiilin üzerine gelmek fiilin üzerine dı di hikaye. Yani kipekini kullandım. Hemen olumsuzlaştıralım. Geldi'nin olumsuzu gelmedi. Soru haline çevirelim. Olumlu soru. Geldi mi? Olumsuz soru yapıyorum. Gelmedi mi? dediğimde her iki iki de kullandım. Olmak fiilini kullan kullanalım. Geniş zamanda kullanılmış olur dedim. Olumsuzunu yapalım bunun. Olmaz. Sonraki olumlu sorusu nasıl olur? Olur mu? Olumsuz sorusu ise olmaz mı şeklinde yapılmalıdır. Bu sıralar çok çalışıyorsun. Bu cümledeki fiilin olumsuz soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman fiilime ilk önce bakıyorum. Çalışmak fiili yoğ şimdiki zaman kipinde kullanmış. Ve benden istenilen nedir? Olumsuzluk olması için m, ma ekini almalı. Ve soru biçimi de m, m şeklini almalıdır. Bunlara uyan seçenekleri işaretleyeceğiz. Çalışıyor musun dediğimde yo şimdiki zaman kipim var. M, m de kullanılmış. Fakat m, ma olumsuzluk eki olmadığı için cevabım a değil. Çalışmayacak mı dediğimde zaten ecek acak kipiyle kullanıldığı için yo şimdiki zaman ekini kullanılmamış b de değil. Çalışmıyor musun dediğimde yoğur şimdiki zaman ekim var. Mami yani olumsuzluk ekim kullanılmış. Çalışmıyor musun dediğimde çalışıyor musun fiilin olumsuzluk şeklinde yapılmış. Ve musun sözcüğünde de ekinde de soru kökü var. Onun için cevabım nedir? Ceyhan. Diğer şıkkı da inceleyelim. Çalışmadın mı dediğimde mema olumsuzluk ekim var. Ama görülen geçmiş zamanda çekimlendiği için bu cevabım olmaz. Çünkü benim aradığım şimdiki zaman olmalıydı. Şimdiki zaman kipi geçmiş zaman kipi yerine kullanılabilir. Ona Ahmet ismini koyuyorlar dediğimde bu eylem şimdiki zamanda kullanılmamış. Fiillerde anlam yani zaman kayması. Cümlede fiilin çekimlendiği kip veya zamanla işin yapıldığı kip veya zamanın farklı olmasına anlam kayması denir. Şimdiki zaman kipi geniş zaman kipi yerine kullanılabilir. Her sabah süt içiyor dediğimde. Her sabah dediğimde bu eylem her zaman yapıldığı için geniş zaman olarak verilmiş. Fakat kipim şimdiki zaman olduğu için anlam kayması vardır diyeceğim. Her zaman süt içiyor yerine süt içer olmalıydı. Kip, kip ekim farklı anlam farklı olduğu için anlam kayması vardır diyeceğim. Şimdiki zaman kipi geçmiş zaman kipi yerine de kullanılabilir. Ona Ahmet ismini koyuyorlar dediğimde koyuyorlar dediğinde bu eylem daha önce gerçekleşmiş, Ahmet ismi konmuş ama sanki bu eylem şimdi yapılmış gibi gösterilip şimdiki zaman kullanılmış. Ama bu eylem daha önce yapıldığı için koymuşlar denmeliydi. Onun için kip kayması vardır diyeceğim. Gelecek zaman kipi gereklilik kipi yerine de kullanılabilir. Zili çalan Ahmet olacak dediğimde burada bir tahmin anlamı var. Ve ecek acak eki meli malı yerine kullanıldığı için gereklilik kipi yerine kullanılmıştır diyeceğim. Geniş zaman kipi geçmiş zaman kipi yerine de kullanılabilir. Atatürk 1923'te cumhuriyeti kurar dediğimde bu eylem geçmiş zamandır. Fakat Cumhuriyeti kurar dediğimde bu eylem geniş zaman olarak kullanılmış. O zaman ne oldu? Kip kayması vardır diyeceğim. Geniş zaman kipi gelecek zaman kipi yerinde kullanılabilir. Ben birazdan gelirim dediğimde bu eylem henüz gerçekleşmemiş. Birazdan dediği için gelecek zaman. Ama gelirim dediğimde bu eylem hep yapılır anlamında kullanılmış yani geniş zaman kipinde kullanıldığı için anlam kayması olmuştur diyeceğim. Ben birazdan geleceğim demeliydim. Bu sebepten anlam kayması vardır diyeceğim. Geniş zaman kipi emir kipi yerinde kullanılabilir. Çıkarken kapıyı kapatırsın dediğimde buradaki ır-ir yani geniş zaman kipi emir kipi yerine kullanılmıştır. Kapat anlamında kullanılmıştır. İstek kipi emir kipi yerine kullanılabilir. Lütfen sessiz olalım dediğimde e a istek kipi ama sessiz olun anlamında kullanıldığı için emir kipi yerine kullanılmıştır. Birkaç cümle var. Şimdi bunları inceleyelim hep birlikte anlam kayması olan cümleler. Her sabah burada kahvaltı yapıyor dediğimde buradaki her sabah geniş zamandır. Ama yoreki yani şimdiki zamanı kullanıldığı için anlam kayması vardır diyeceğiz. Nasrettin Hoca bir gün göle maya çalar dediğimde bu eylem geçtiği için geçmiş zaman ama çalar dediğimde geniş zaman şeklinde kullanıldığı için yine kip kayması vardır diyeceğiz. Vapur yarım saat sonra kalkıyor dediğimde bu yarım saat sonra henüz gerçekleşmemiş bir eylem. Onun için gelecek zaman ama kipim şimdiki zaman olduğu için yine ne oldu? Kip kayması vardır diyeceğiz. Fransız ihtilali 1789'da olur dediğimde burada 1789 geçmiş bir zamandır ama ır iyi yani ur şeklinde kullanılmış geniş zaman onun için anlam kayması vardır diyeceğiz. Önümüzdeki hafta hep birlikte tiyatroya gidiyoruz dediğimde bu eylem yine gerçekleşmemiş çünkü önümüzdeki hafta demiş gelecek zaman ama şimdiki zaman kipini kullandığı için yine kip kayması vardır diyeceğiz. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkar dediğimde 19 Mayıs geçmiş zaman ama çıkar eylemini yani geniş zaman kullandığım için kip kayması vardır. Masama not bırakan asal olacak. Dediğimde bir tahmin anlamı vardır. Olmalı yerine kullanıldığı için e, gereklilik, y, gereklilik kipi yerine kullanılmıştır. Bu sebepten anlam kayması vardır diyeceğiz. Aşağıdakilerin hangisinde fiilin kipinde bir anlam kayması olmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde fiilin kipinde bir anlam kayması olmuştur? A önümüzdeki hafta havalar daha da ısınacak dediğimde bu eylem henüz gerçekleşmediği için gelecek zaman anlamında kullanılmıştır. Kipi ise ısınmak eylemi ecek acak kipinde kullanıldığı için hem anlam hem de kip aynı olduğu için anlam kayması yoktur. Bir bir gelecek göçmen kuşlar buraya dediğimde bu eylem henüz gerçekleşmemiş ve ecek acak kipi kullanıldığı için anlam kayması yoktur. Bu roman bizim kütüphaneye ait olacak dediğinde olmalı anlamında kullanılmış yani gereklilik kipinde kullanılmış ama anlam olarak farklı, kip olarak farklı olduğu için burada anlam kayması vardır diyeceğiz. Cevabımız Ceyhan. Denizli'yi de inceleyelim. Yarın saat 13'te terminalde olacağız dediğimde yarın bu eylem henüz gerçekleşmemiş. Gelecek zaman olacağız dediğimde de Ecek Acak kipinde kullanılmış. İkisi de gelecek zaman anlamında onun için kip kayması yoktur diyeceğiz. Bugün olumlu olumsuz fiiller, fiillerde soru ve anlam yani zaman kaymasını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.